Elde çekilmiş hareketli bir görüntü içerisindeki sallantıyı Premiere'le tripodla çekilmiş sabit bir videoya aktarmayı öğreniyoruz. Böylece sabit videolara gerçekçi el kamerası hareketi vermiş oluyoruz. Projemizi açtık. Size önce videoları göstereyim. İşte burada sallanmayan video ve burada da elle çekilmiş bir video. Şimdi bu videodaki sarsıntıları, yani şu sarsıntıları nasıl bu tarafa aktaracağımızı göstermeye çalışacağım. Öncelikle video, sallanan videoyu alıyorum ve diğer videonun üzerine koyuyorum. Üstlü altlı bir video oldu bu ve ikisini seçip sağ tıklıyorum. Nest diyorum. Nest seçili objeleri tek bir klibe çeviren bir özellik. Aynı şey Photoshop'ta Smart Object olarak da nitelendirilebilir. Yani içerisine girip detaylarını daha sonra düzenleyebileceğiniz bir formatta size sunuyor. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi burada tek bir klip halinde yer alıyor. Yani oynattığımda aslında bu ve altında da bizim görmediğimiz diğer videoda oynuyor aslında. İzleyeceğimiz yol şu şekilde. Efekt panelini açıyorum. Efekt paneli eğer sizde görünmüyorsa Windows'un altındaki Effects seçeneğini aktifleştirerek bu paneli açabilirsiniz. Effects panelinde bulmak istediğim efekt Warp Stabilizer, yani Warp yazdığımızda karşımıza Distort'un altında çıkıyor. Bu efekti alıyorum ve oluşturduğum Nest klibinin üzerine sürüklüyorum. Warp Stabilizer aslında hareketli objeleri, hareketli görüntüleri sabitlemeye çalışan bir efekt. Ama biz bunu tam tersinde kullanacağız. Şu alanı biraz genişlettiğimde ve aşağı indiğimde, Warp Stabilizer'ın özelliklerine geldiğimde, buradaki Result seçeneğini, yani sonuç seçeneğini No Motion olarak işaretliyorum. Ve metot şeklini de burada Position, Scale ve Rotation olarak işaretliyorum. Bu uygulamaları yaptıktan sonra bakıyorum, aslında Warp Stabilizer şu anda kendi efektinin yapması gerekeni yapmış. Yani hareketli görüntüyü sabitlemiş elinden geldiğince. Şimdi Nest klibinin üzerine, az önce oluşturduğumuz bu klibin üzerine çift tıklıyorum. Hani dedik ya Photoshop'taki Smart Object diye, Smart Object'in detayına girip nasıl müdahale edebiliyoruz? Aynı şekilde Nest'in içeriğine girip içeriğine de müdahale edebiliyoruz. Warp Stabilizer'ı az önceki Nest klibine gönderdiğimiz için burada o etkiyi göremiyoruz. Üstteki klibi seçip siliyorum. Alt tarafta sadece tripodla çekilmiş sabit görüntü kaldı. Şimdi az önceki sekansa geliyorum. Yani şu sekansa geliyorum. İlk açtığım sekans. Buna geliyorum ve videoyu başa alıp oynatıyorum. Bakın sonuç. Burada ne kazandık peki? Eliyle çekilmiş videodaki özellikleri, yani sarsıntı özelliklerini alıp bu klibe uygulamış olduk. Yani genel anlamda bakarsak var olan bir videonun üzerindeki sarsıntıları buraya aktarmış olduk. Dışarıda kendiniz de bir video çekersiniz ve o videodaki sarsıntıları bu şekilde tripodla çektiğiniz videolara aktarabilirsiniz. Bunun tabii ki birkaç yolu var. Bunları da zaman içerisinde anlatmaya çalışacağım. Bu yollardan bir tanesi de buydu. Çektiğiniz sabit videoları işte bu şekilde hareketlendirebiliyorsunuz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni eğitimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.